Haftanın önerileri. Kombinlerinizde veya elbiselerinizde desenli parçaları tercih ederken beden ve renk seçimlerinize dikkat edin. Perdeli renk tonları, örneğin kırmızı üzerine pembe, daha az ilgi çeker ve unutmayın ki baz renginiz ne kadar koyu olursa sizi o kadar ince gösterir. Alışagelmiş inançların aksine herkes her rengi giyebilir. Tek yapmanız gereken size en uygun tonu bulmak. Size yakışacak en uygun tonu ten, saç ve göz renginize göre belirleyebilirsiniz. Fazla abartıya kaçmamak için kombini yaparken 3 renkten fazla kullanmayın. Biliyor muydunuz? İlk spor ayakkabıları 1800'lü yıllarda üretildi. Basit bir tasarıma sahip ve lastik tabanları olan bu ayakkabılar yüzeye sürtününce az ses çıkartma özelliğine sahipti. Sneaker olarak adlandırılan spor ayakkabıların Converse'den sonra 1917'de ilk kez Keds markası tarafından üretildiğini biliyor muydunuz? Moda haberlerinin ardından tekrar Nihan Buruk'la beraberiz. Biraz önce moda dünyasına nasıl adım attığınızdan bahsettik. Şimdi biraz da koleksiyonlarınızdan bahsedelim. Öncelikle bir prêt-à-porter yani hazır giyim yönünüz var. Bir de couture yapıyorsunuz. Hı-hı. Onlardan biraz bahsedelim. Satış noktamızda talep daha çok couture üzerine geliyor. Çünkü dönemsel kotür ihtiyacından dolayı işte özellikle mezuniyetler ve nişan düğün sezonlarında kotür servisimiz oluyor. Gelinlik de yapıyor musunuz bu arada? Gelinlik de istek üzerine yapıyoruz. Evet, özellikle çizgimizi beğenen ve biraz daha farklı olmak isteyen gelinlere seçeneklerimiz var. Evet, geleneksel bir tasarımcı değilsiniz çünkü. Biraz daha farklı çizgileriniz var, kulplarınız, dikişleriniz evet, değil mi? Evet, yani oluşturmaya çalıştığım, göstermek istediğim çizgiyi gelinliğinde görmek isteyen gelin adayları geliyor ve onlara özel tasarımlar yapıyoruz. Hali hazırda mağazamızda satış noktamız olmasının artısı şu. Hali hazırda satın alabilecekleri abiye kılıkların yanında özel dikim serviste yapabiliyoruz. Daha çok kış sezonları hazır giyim ağırlıklı koleksiyonlar hazırlarken ilkbahar yaz koleksiyonlarını biraz daha kotür ağırlıklı hazırlamayı tercih ediyoruz. Bunun da sebebi talepler doğrultusunda. Bu şekilde. Evet, defileleriniz prêt-à-porter yani hazır giyim olarak sunuyorsunuz. Onlardan da biraz sonra bahsedeceğiz. Peki kutur adına bir defile hazırlamayı düşünüyor musunuz? Farklı katılmak istediğiniz moda haftaları var mı? Şimdi şöyle ben kutur ve prêt-à-porter olarak hazır giyim olarak iki ayrı koleksiyon hazırlamak yerine prêt-à-porter ile başlayan çünkü bizim hazırladığımız hazır giyim parçaları da yarı kotür özeniyle çalışılan parçalar. Çok hazır giyim gibi değil, daha biraz daha kotür detayları olan hazır giyim ürünler oluyor. Bu yüzden hazır giyimle başlayan mesela 30 kılık düşünün. Bunun 10-15'i hazır giyimle başlarken son 15'i son yarısında kotür parçaları görebiliyorsunuz. Daha çok bunu tercih ediyorum koleksiyonları hazırlarken. İki ayrı koleksiyon hazırlamak yerine bir temanın altında ikisini de gösterebiliyor olmak benim tercihim. Önümüzdeki ilkbahar yaz koleksiyonunu İstanbul Fashion Week kapsamında Eylül sonu Ekim başı gibi göstereceğiz. Orada da ilkbahar yaz koleksiyonu olduğu için biraz daha hazır giyim parçaları azalırken son yarıda kötür ya da artacak. Evet ilk çeyrek hazır giyim olurken daha sonrası kotür ağırlıklı olacak. Olacak. Peki çizginizi nasıl tanımlarsınız? Spor şık diyebiliriz. Spor şık. Kimi giydirmek istersiniz? Var mı hayalinizde olan biri? Aslında hani, Türk kadınlarını giydirmeyi tercih ediyorum. Çünkü bilmiyorum yani göz bizim sanki insanımızın kendi kadınımızın gözü bir farklı parlıyor. Bana daha sıcak ve şey geliyor, anlamlı geliyor. O yüzden herhangi bir isim olarak ayırt edemem. Çünkü giydirmek istediğim kişilerle de önce bir tanışıp sohbet edip birbirimizi tanımayı tercih ediyorum. O yüzden
bir yani mutlaka benden giymek isteyen, benim kıyafetimi taşımak isteyen kişilerle, kadınlarla da birebir o iletişimi kurduktan sonra giydiriyor olmak bence daha doğru bir ilişki olarak görüyorum. Peki 2013 ilkbahar yaz koleksiyonunuzun teması belli mi? Evet, şu an belli. Yani kapalı bir şeyi var yani şu an açıklamıyoruz evet. Çünkü bizim de şöyle bir şeyimiz var yani aynı platformda aynı anda sunduğumuz için yeni koleksiyonlarımızı herkes aynı anda ortaya koymuş, sahneye çıkarmış oluyor. Evet. Çok rekabetçi bir ortam değil mi? Moda dünyası. Türkiye'de moda endüstrileşme yolunda adımlarını atıyor. Fakat bizim tasarımcılar olarak aramızda çok güzel bir ilişki var. Özellikle işte Moda Tasarımcıları Derneği olarak da hani birbirimizle çok hani birlik duygusuyla hareket eden yani birlikten güç doğar felsefesiyle hareket ettiğimiz için de aslında daha çok birbirimize destek oluyoruz. Yani genç tasarımcılar olarak bunu söyleyebilirim. Rekabetin üstüne çıkıyor, ağır basıyor. Birlik olma duygusu. Çünkü biz bir olabilirsek Türkiye'de moda ile ilgili, moda üzerine iyi işler yapabiliriz ve adım atabiliriz, gelişebiliriz gibi görüyoruz. Türkiye'de moda dedik. Peki sizce İstanbul bir moda merkezi olabilecek mi gelecekte? Bu tamamen daha önce moda merkezi olmuş şehirlere baktığımızda, ülkelere baktığımızda hangi yollardan, hangi süreçleri geçerek yürüdüklerine bakmak lazım. Türkiye'de önce bizim işte dediğimiz gibi moda endüstrisini yaratmamız gerekiyor. Biraz geriden takip ettik çünkü değil mi? Evet, çok tabii ki çok geriden takip ettik ama ben Türkiye'de büyük bir tekstil potansiyeli olduğu için ve bu anlamda gücümüz olduğu için büyük firmalar ve tasarımcı işbirlikleriyle bu gücü elde edip ondan sonra şovlarımıza bunu yansıttığımız zaman ben inanıyorum ki dünyada moda merkezi haline gelecektir İstanbul. Biz de genç tasarımcılarımıza inanıyoruz. Tekrar izin verirseniz kısa bir ara vereceğiz. Kültür ve sanat dünyasından en son haberler şimdi sizlerle. Never seen you look so lovely as you did tonight. Never seen you shine so bright. Aşkın notaları bu yaz İstanbul'da. Romantizmin en yalın, en kalbe kazınan şarkıları, kadife sesi ve benzersiz sahne şovuyla İngiltere'nin en özel seslerinden olan Christy Burke, 10 Temmuz'da İstanbul Küçük Çiftlik Parkı'nda unutulmaz dakikalar yaşatacak. And I have never seen that dress you're wearing. Back It Up ve A Night Like This gibi hit şarkılarıyla Avrupa'da büyük bir hayran kitlesi edinen, Hollanda'nın en başarılı şarkıcılarından Caro Emerald, samba, caz, bossa nova ve mambo türlerini harmanlayan şarkılarıyla 10 Temmuz'da Santral İstanbul Kıyı Amfi'de sevenleriyle buluşacak. ...2007 yılında İstanbul Caz Festivali'nin konuğu olarak tarihi şan tiyatrosunda hafızalardan silinmeyen bir konser veren Anthony and the Johnsons çok özel bir proje için uzun bir aradan sonra tekrar İstanbul'a geliyor. Dinleyicileriyle bu sefer 39 kişilik Filarmoni İstanbul Orkestrası eşliğinde 9 Temmuz'da Harbiye Cemil Topuz'u açık hava sahnesinde buluşacak. Parlayan iki genç yıldız, caz eleştirmenleri tarafından son yılların en başarılı trompetçisi olarak nitelendirilen Akin Musire ve tutkulu, berrak sesiyle modern cazın en yaratığı genç yorumcularından biri olan Gretchen Parlato, 11 Temmuz'da İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde caz severlerle buluşacak. Lirik yorumlarıyla Kuzey Cazı'nın en önemli isimlerinden ünlü kontrbasçı Lars Danielson, Libretto adlı yeni albümü sonrasında Türkiye'ye geliyor. 12 Temmuz'da İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleşecek konserin kadrosunda ünlü Fransız piyanist Jaron Hermann ve Magnus Ostrom da yer alacak.
Neo Soul'un kraliçesi, 4 Grammy sahibi Erykah Badu adını müzik tarihine yazdıran şarkılarını Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde seslendirecek. Besteci ve aktivist kimliğiyle de adından söz ettiren Badu, etkileyici sahne performansı, soul, pop ve hip hop'u harmanlayan eklektik müzik tarzı, derin, renkli ve özgün sesiyle 13 Temmuz'da İstanbul'u hayranların karşısında olacak. Dünyanın en iyi senfonik müzik topluluğu olarak tanınan Viyana Filarmoni, Efes Vakfı yararına Türkiye'ye geliyor. 9 Temmuz'da Lütfi Kırdar Anadolu Auditorium'da gerçekleştirilecek etkinlik, müzikseverlere unutulmaz bir müzik deneyimi yaşatacak. Son yıllarda MTV, Brit Awards, Ivor Novello's, Spanish on Dusk, Q Magazine ve GQ dergisi gibi birbirinden prestijli 6 kurumdan yaşam boyu başarı ödülü kazanan pop müziğinin efsane grubu Duran Duran, All You Need Is Now albümünün dünya turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Konserde hem yeni hem de klasik parçalarına yer verecek grup, 9 Temmuz Pazartesi Maçka Küçük Çiftlik Parkı'nda müzikseverlerle buluşacak. Bu yıl 11.'si gerçekleşecek Efes Pilsen One Love Festivali yine yaza damgasını vurmaya hazırlanıyor. Bugüne kadar dünyaca ünlü grup ve sanatçıları müzikseverlerle buluşturan festivalin bu yıl Pop, Kaiser Chiefs, Damien Rice, Kimbra, Sela Su ve Yak gibi dünyaca ünlü isimlerin yanında Replikas, Elif Çağlar, Mira ve Neyse gibi yerli gruplarla birlikte 13 Temmuz'da Santral İstanbul'da müziğe doyuracak. How did you get out there? Fire escape. It's 20 stories. Örümcek Adam serisinin 4. filmi İnanılmaz Örümcek Adam 3D olarak beyaz perdede. Peter Parker'ın farklı bir yanını anlatan, bugüne kadar aktarılmamış bir hikayeye odaklanan yeni filmde başrolleri Andrew Garfield, Emma Stone, Rhys Ifans gibi isimler paylaşıyor. Filmde Örümcek Adam'a bürünen Peter Parker, annesi ve babası hakkında gerçeklere ulaşmak ister ve bunun için babasının eski ortağı Dr. Kurt Connors ile savaşması gerekir. Artık hiçbir şey Peter Parker için eskisi gibi olmayacaktır. Birisinin rüyasına girip onun hayatını değiştirmek mümkün mü? Ya rüyalarda aşkla birbirine bağlanmak? Dahası, rüyalar gelecekteki sorunların bugünkü yanıtları mı? Siz bunları düşüne durun. Prenses Feruh'tan bir şey istedi. Boğa'yı öldürmesini. Bu ne demekti? Mehmet Molla Osmanoğlu'nun kaleminden akıl oyunları ile işlenmiş, tebessüm ederek okuyacağınız sıra dışı bir öykü. Boğa'yı öldür. Amerikalı R&B şarkıcısı ve söz yazarı Robin Thicke'in kendi adıyla piyasaya sunduğu son albümü Thicke'de yine ağırlıklı olarak R&B ezgileri yer alıyor. Jennifer Hudson, Christina Aguilera, Usher, Mary J. Blige ve Raven Simone gibi ünlü isimler için hit şarkılar yazan başarılı şarkıcı, son albümünden yepyeni bir parça All Tied Up ile sizlerle. Baby,